bayağı miktarda otoriteler var. Her birinin silahlı gücü var. Her birinin denetlediği alanlar, bölgeler var. Demek ki artık parçalara ayrılmış, küçük parçalara ayrılmış bir Arap dünyasında söz ediyoruz. Ve bu şu kısmı önemli. Klasik İran bölünmesi, Suriye'nin bölünmesi çizgisinin ötesinde bir şeyden söz ediyoruz. Yani Irak bölünsün de üç tane ayrı devlet kurulsun değil. Suriye bölünsün, 2, 3, 4 tane yeni devlet kurulsun değil. Hayır. Modern devlet kuramının dışında gerçekten kabile yönetimleri geri dönüş anlamında bir şey tasarlanıyor. Önemsizleşsin devlet iktidarları ve bir üst şey kurulsun, birlik kurulsun. Sevgili arkadaşlar, bu birliğin şeyini tutkalı olabilecek Türkiye dışında hiçbir güç yok. Dolayısıyla döndük yeniden, öldü bitti dediğimiz, duvara çarptı dediğimiz yeni Osmanlı hayaline geri dönüyoruz. Çünkü AKP'nin yeni Osmanlı iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu IŞİD'le yaptığı hamle arasında yeni bir örtüşme ortaya çıktı. Şimdi biz geçen yılki verilerimizle hareket edip bitti demiştik. Yeni Osmanlı artık hayal diyemeyiz. Bir kez daha başımızda bu dert var. İnsanlığın başında bu dert var. Bu dert bir başarı şansı yok. Ama durduruluncaya kadar yeterince çorap görecektir. Engellenmesi gereken, mücadele edilmesi gereken bir süreç. Ama önce şunu bilelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD operasyonu, IŞİD'le başlar bu operasyon. Çok kapsamlı bir projedir. İşliyor ne yazık. Yani şu ana kadar başarısız değil. Çok kötü. Rusya, Esad büyük ölçüde çaresizler. Bunu söylememiz lazım. Yani ABD'nin IŞİD hilesiyle yaptığı hamleye yanıt üretemiyorlar. Ve IŞİD hamlesiyle AKP örtüşüyor. AKP projesi örtüşüyor. Bu bir. İkincisi, Arap dünyası sözünü ettiğimiz türde bir doğrultuya doğru ittirilirken Amerika Birleşik Devletleri'nin test edilmiş ve bir daha çok fazla hareket serbestliği elde etmeyecek bir sünni aktöre ihtiyacı var. Şimdi sevgili arkadaşlar, öyle tuhaf bir tabloyla karşı karşıyayız. Bölgenin en ılımlı İslamcı aktörü olarak gösterilmek istenen AKP ile bölgenin şu andaki en acımasız İslamcı aktörü olarak gösterilen IŞİD ve benzeri örgütler arasında felsefi bir bağ var. Şimdi dolayısıyla AKP'nin ikinci bir avantajı ortaya çıkıyor. IŞİD, El-Nusra, El-Kaide'nin diğer versiyonları, bütün bu hareketlerin silahlı etkisinin, silah gücü dışında bir başka etkisi daha var. Bu örgütler ideolojik olarak sünni nüfusu ciddi bir şekilde etkiliyor. Neden? Şimdilik yolsuzluğa bulaşmış gözüküyorlar. Çünkü en fazla söyledikleri şey laik güçlerin ve diğer İslamcı güçlerin yolsuzluk batağına battıkları. İşte IŞİD ise rafine, otantik bir İslamcı güç olarak kendisini lanse ediyor ve bu tutuyor. Yani IŞİD, Irak'ta ve Suriye'de ciddi bir yoksul kesim üzerinde etkili sünni kesim üzerinde. Peki bu silahlı örgütler denetlendiğinde, küçültüldüğünde, bir kısmı yok edildi ya da
rafa kaldırdıklarında bu İslamcı nüfusu kim, neyle idare edecekler? Bir kez daha artık ayağa kalkması tamamen solun eseri olabilecek laik işbirlikçileri mi, laiksiz işbirlikçileri mi güvenecekler? Yoksa AKP gibi bu silahlı terörist, İslamcı örgütlerle aynı dili konuşan, aynı felsefeye sahip ama işte oturup kalkmayı bilen, kapitalist dünyayla daha modern bir ilişki kuran bir aktöre mi ihtiyaç duyacaklar? AKP buraya oynuyor. Dolayısıyla AKP'nin IŞİD karşısındaki tereddütleri, işi ağırdan alması, aynı zamanda bir meydan okuma. Diyor ki, bu alan, yani bu şu anda kafa kesen, insanları tecavüz eden, katliamlar yapan örgütlerle benim aramda bir kan bağı var. Ve dolayısıyla bu örgütlerden geri çekilmesiyle doğacak olan boşluğa ben adayım. Şimdi arkadaşlar bunu tabii sen kimsin? Yani AKP'nin böyle bir gücü var mı? Ama bölge zaten çok karıştı ve bölgede zaten alan hakimiyeti gelişti, kimse kalmadı. Yani herkes belli coğrafyaları tutuyor. Bu açıdan da Türkiye hala önemli sayıda aktörle bağ kurabilme yeteneğine sahip ve önemli bir kapitalist. Dolayısıyla yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nin Arap coğrafyasındaki gelişmelerle ilgili olarak AKP'yi gözden çıkarmasının tek bir nedeni. O da Rusya'da olan gerilimde Rusya yeni bir hamle yapar bölgede ve Amerika Birleşik Devletleri bu işin maliyetinin çok ağır olduğunu görür. Gördüğü anda da dış politika açısından AKP'nin ipi çekilir. Bu mümkün. Belki bu bir ay sonra gerçekleşir. İki ay sonra gerçekleşir. ABD'nin eli o kadar kuvvetli değil. Ama şu anda girdikleri yolda sağlam ilerliyorlar. Ve büyük bir tehlike var. Bakın, bugün petrol tesisleri olmalı. Niye? IŞİD'in denetiminde olduğu iddia. Ama öte yandan da Suriye'ye ait mal varlıkları bombalı. Yarın belki de Türk ordusu çıkan bir tezkereyle beraber Suriye'ye girecek. Ve belki Türk unsurlarla savaşmaya başlayacak. Yani bir dizi hesap var. Şu anda bu bölgede. Neyin gerçekleşeceğini bilemeyiz. Ama şu andaki veriler ışığında şunu söyleyebiliriz. AKP'ye yeni bir kan verdi. IŞİD meselesi. Zaten o yüzden yüzleri gülüyor. AKP'nin ne yapacağını şaşırdığı, beceriksiz davrandığı, işte Davutoğlu'nun zaten son derece şey bir manyak olduğu kısmen. Şu anda AKP büyük bir hırsla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni hamlesine ayak uyduruyor, yerleşiyor, rol çalıyor. Bunlar önemli gelişmeler. Bazı Türkiye'deki siyasi aktörlerin AKP'nin IŞİD hamlesine hazırlıksız yakalandığı tezi tam olarak doğru değil. Bu tezi zaman zaman biz de değerlendirdik. Size getirdik belki ama şu anda gözüken şey AKP'nin yeni duruma çok hızlı adapte olduğudur. Bir başka mesele arkadaşlar AKP'ye Karadeniz'de de ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri. Neden? Suriye'de Esad'ın gitmesi gerekir yeniden demeye başlayan bir AKP doğal olarak Rusya'yla mücadele kararlılığı gösteren bir aktördür. Evet, Rusya'yla bir dizi ekonomik ilişkisi var, şu var, bu var ama şunu göze alıyor artık AKP. Bölgedeki Rus çıkarlarına Rus çıkarlarını dinamitlemeyi göze alıyor.
Hal böyleyken Karadeniz'de, Ukrayna'da, hele hele Türkiye'nin tarihsel bir bağ iddia ettiği artık şu an hiçbir anlamda. Kırım hamlesini yapmışken Rusya, doğal olarak Karadeniz'deki bir gerilimde boğazları tutan güç olarak artık boğazlarda hiçbir hukuk kuralıyla davranmayan AKP'ye ABD'nin de NATO'nun da ihtiyacı olduğu için. Yani son dönemde belki bizim ilgimiz güneye kaydığı için şey yapmıyoruz. Boğazlar'da Montreux Anlaşması'nın bütün ülkeleri açık açık çiğniyor. Ne yazık. Ve ne yazık ki biz de henüz daha gündemimize dair NATO savaş birliği vızır vızır geçiyor ve şu anda bulundurabilecekleri gemi sayısının iki katı Karadeniz'de gemi dolmuş. AKP'ye orada da ihtiyaçları. Bunları anlatma nedenim şu. Dış politika açısından AKP'nin pozisyonu 2013'e göre düzeldi. Güçlendi. Bunu bilmemiz gerekiyor. İçeride de çok kısa bir şey söyleyelim. Sermaye sınıfının AKP ile sürekli gerilim yaşayan kanadı AKP'nin bir süre daha Türkiye'de siyasi iktidarı elinde tutacağına dair bir kanaat de hareket etmeye başladı. Koç, Sabancı, Doğan grubu da 2013 yılındaki biri değil. Yani bir örnek verelim. Yarın buraya gelecek olan Sol dergisi yararına burada bir etkinlik yapacağım. Artık bir kurban gelişi sahnedecek. Enver Aysever dostumuzun CNN'deki bütün programların kaldırılmasının tek bir nedeni AKP'nin bir döneme daha uyum sağlamaya dönük bir arayıştır. Çünkü reytingi en yüksek programı kaldırmak için başka iş mi gerekecek aramayacaksın. Orada bir siyasi hamle var. Demek ki 2013 yılında kendi öz gücüyle kimseye sırtını dayamadan manipülasyon girişimlerine izin vermeden AKP'ye karşı ayağa kalkan halkımızın işini yapabilecek düzen içi hiçbir aktör yok şu an. Bunu bugün için söylüyorum. Bir ay sonra başka bir şey. Ama bugün 2013 yılından farklı olan şey şudur ki AKP yerli ve yabancı sermaye güçleri açısından yeniden kredi sahibi olmuştur. Yani AKP'nin ömrünü uzatan bir döneme. Dolayısıyla istediğimiz şey, geçen yıl benzer bir toplantıda ne demiştik? Halkımız kendi işini yapmalı. Kendi işini başkalarına bırakmalı. Ne cemaati, ne uluslararası güçleri. Şu anda zaten halkımızın rakibi yok. Demeyin, hem de şu açıdan her zaman emekçi halkın mücadelesi, devrimcilerin mücadelesi karşı tarafta, düşman kamptaki çatlaklardan, çelişkilerden yer alır. Pozisyonunu, uluslararası pozisyonunu güçlendirmiş bir AKP zor lokmadır. Ancak şimdi yavaş yavaş biraz işin olumlu tarafı. Bu tabloda ciddi boşluklar bu boşlukların üzerinde durmamız bu boşluklardan yararlanmamız bir tanesi arkadaşlar şeyin gerçek karşılığı yok bir kere. Orta Doğu'da Orta Doğu Devletler Birliği ya da Orta Doğu Birliği türünden bir tür prensipler ve bölme meselesinin hayata geçmesi için böyle örtülü mörtülü değil, gerçek bir dünya savaşı gibidir. Daha bu Amerika Birleşik Devletleri'nin son hamlesi yeni başladı. Hatırlayın, 11 Eylül'den sonra Afganistan ve Irak'ta da işleri tıkır tıkır gidiyordu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Sonra duvara toslamaya başladılar. Çünkü diğer aktörler
Amerika Birleşik Devletleri belli bir adım attıktan sonra yanıt üretebiliyorlar. O kadar hızlı hareket edemiyorlar. Arap Baharı. Arap Baharı'nda tıkır tıkır işledi. Ardı ardına düşürdüler. Kaddafi'nin hakkından geldiler. Sonra Suriye'de muazzam bir direnç yarattı. Hem Suriye, hem Suriye halkı, hem de Rusya ve İran. Şimdi güzel başladı IŞİD'de yaptıkları son hamle. Böyle gider biraz, sonra karşı hamleler gelir. Bu düşünülen projenin tek bir şeyi var, gerçek karşılığı. Savaş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer aktörleri sindirmesi, bastırması tek tek hoşuna gidiyor. Onun dışında Orta Doğu'da, Arap coğrafyasında işte yeni Osmanlı sevdalılarıyla örtüşen bir Amerika Birleşik Devletleri projesi yaşama şansı yok. Bir imkansız değil. Bu bir avantaj bizim için. Ama nerede avantaj? Bunu durdurmaya dönük bir hareket başlatırsak avantaj. Başlatmazsak bu iş kan gölüyle çöker. Büyük katliamlarla mezhep savaşlarıyla çöker. Demek ki bir kere biz tekrar boşa döndük. 2012'de nasıl Suriye'deki savaşa karşı Türkiye'nin ciddi bir siyasi çalışma sürüyorsa bugün bu IŞİD operasyonunun bütün boyutlarına karşı derhal yanıt üretmeye başladınız. Ben bunu nasıl yanıt üreteceğini bugün geleceğim. Belki iki hafta sonra bu toplantılar yaparız. Orada buna odaklanırız. Şimdi ama meselenin büyük noktalarına bir burada işleri zor. İkincisi sevgili arkadaşlar, Batı'da ideolojik olarak krize giren kapitalist günler. Yani insanlığa hiçbir şey sunamıyorlar. Bu coğrafyada elinde kılıç kafa kesen bir toplam insanları heyecanlandırıyor. Bu toplam yolsuzluklar Arap siyasetçilerin aşırı zenginleşmesi, bütün bunları istismar ederek yani bir tür yoksulların öfkesini İslamiyet'in kılıcıyla birleştirip sağa sola saldırıyorlar. Yani ortada bir sadece paralı asker topluluğu yok. Gittikleri yerlerde inanılmaz coşkuyla karşılaşıyorlar. Yani ya katliam yapıyorlar ya da ev üzerinde tutuluyorlar. Bu bir ideoloji aynı zamanda. Ama bu hareket geriye doğru ittirildiğinde bunun yerine doldurmaya aday İslamcı kuvvetler ahlaksızlıkla, hırsızlıkla, benzer bir zenginleşmeyle sakatlanmış durumda. AKP'yi kastediyor. AKP'nin 14 yıl sonra Arap dünyası ve Türk dünyasına, yani bizim Türkiye'deki insanlara sunabileceği yeni bir ideoloji yok. Yani AKP'nin kendisi ideolojik olarak yıpranmış durumda. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve şöyle bir problem var AKP'nin. Bu da bizim avantajımız. Orta Doğu'da bu tuhaf İslamcı terör karşısında laik güçler çok zayıf. Kimleri sayabiliriz? Bu sürecin karşısındaki aktörler. Hizbullah çok sağlam duruyor Lübnan Hizbullah'ı. Bugünkü açıklaması ya da dünkü açıklaması çok sağlam. İstemiyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le mücadelesini. Kararlı durdu Nasrallah. Şimdilik iyi bir şey. Ama Nasrallah bir laik güç değil. Hizbullah dinsel politika üreten ve başımıza zamanında ve gelecekte çok bela olabilecek. İran var. İslamcı bir başka aktör. Bunun dışında tek Orta Doğu'da hala tutulmaya çalışan laik güç Esad'dır. Bunun dışında ne yazık ki Filistin'de, Suriye'deki diğer devrimci laik unsurlar çok sayıdır. Yani bölgenin
kaderini etkileyebilecek unsurlar. Bölgenin hala iki tane önemli layık unsuru var. Bir tanesi Türkiye toplumu. Yani Türkiye toplumunun önemsenmesi gereken toplumu. Diğeri de hala PKK Barzani, yani İslamcı Kürt unsurlar da var ama Kürt coğrafyası içerisinde hala önemli bir yer tutan ve şu anda da inisiyatif yanında 2-3 Barzani ve PKK'nin hala İslamcılıkla flört etmelerine rağmen hala laik kimi unsurlardan kurtulmamak. Yani bölgedeki laicist direnç olaklarına baktığımız zaman bu unsurlar var. Ama temel olarak Türkiye toplumundaki asla alt edilemeyecek, yok edilemeyecek bu aydınlanmacı ya da laicist damar var. Şimdi arkadaşlar, Orta Doğu coğrafyasının geleceğine hükmetmeye ya da Arap coğrafyasında bir tür hamilik görevi üstlenmeye çalışan AKP kendi çiftliğinde, kendi arka partisinde ya da kendi hükümranlık alanında zayıf. Yani İslam dünyasına seslenmeye çalışıyor ve içeride Haziran direnişinde görüldüğü gibi çok güçlü bir laik damarla karşılaşıyor. Şimdi ne yapıyorlar? Arkadaşlar bir kere Haziran direnişini atlattılar. Ders çıkardılar kendi açılarından. Ve bu laik birikimi sulandıracak işler yapıyorlar. Nasıl sulandırırsınız? Güzel olarak sulandırırsınız. Şu anda 1,5 milyona çıktığını iddia ediyorlar. Tabii biz 1 milyon diyorduk. Hükümet 1,5 milyon. Suriye'den gelenlerin sayısını. Arkadaşlar, Türkiye Lübnan'a benzemiyor. İnanılmaz nüfus hareketlerine konu oluyor burası. Ve çok açık ki toplumun laik damarı göreli oran itibariyle azaltılmaya başladı. Şimdi tam 70 milyon daha çok 1,5 milyon daha kaldırır diye bakabilirsiniz. Ama gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla Erdoğan sağlam bir çıktı. Türkiye'nin demografik yapısını değiştirme konusunda çok sağlam adımlar attığı gibi militan İslamcılığın sünni Vahabi koluna mensup bir kuvveti Türkiye nüfusunun içerisine sokuyor. Bu Suriyeliler Suriye'ye dönemez. Yani buranın bir Türkiye'de yaşamaya devam edecek. Bunun anlamı şudur. Türkiye yavaş yavaş taze İslamcı militan unsurların yanı sıra İslamcı bir toplumsal dokuyla beslenmeye devam edecek. Ve bunu Türkiye'nin bölgesel rolünü arttırma ayağına meşrulaştıracak. Zaten Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma bunun üzerine. Biz seyirci kalamayız. Bölgedeki insanlar bizim yurttaşlarımızdır. Daha sürü yurttaşlarımız kadar bizim borcumuz olan insanlardır diye bir tür Türkiye'deki yani bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç yapısındaki siyasi, ideolojik ve mezhepsel dengeleri değiştirmeye dönük ciddi adımlar atıyor. Şimdi arkadaşlar, bunun bir adım daha ilerisi çok açık bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olağan silahlı güçleri dışında geçmişteki gibi belli bir siyasi partinin temsilcisi olan MHP'yi kastediyorum. Faşist milisler dışında Türkiye toplumunun içerisinde tıpkı Lübnan'da, Irak'ta, Suriye'de olduğu gibi kimliği belirlenemeyen ama Türkiye'deki laik damarı sindirmeye dönük faaliyet gösterici kastettiğim
Bunkar şeyle biri değil. Kitlesel bir terör organizasyonu. Kitlesel bir sildirim operasyonu. Bir baskılama unsurunu devreye. AKP'nin zaten başka çaresi yok. AKP'nin Haziran direnişinden çıkardığı ders, sokaktaki gücünün azlığı, polis gücünün ise kırılganlığı. Mısır'daki gibi şakır şakır adam öldüremedi. Haziran direnişinde çok değerli gençlerimiz katledildi ama Mısır'daki gibi, Mısır'da hem Mursi döneminde hem Sisi çok adam öldürebildi sokakta. Bunu yapamadılar. Bunu yapamazlar. En azından şu anda değil. Dolayısıyla sokak gücüne ihtiyaçları var. Yalnız burada değil, Çukurova'da, Hatay'da. Buna yavaş yavaş yol veriliyor ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. Neden? Çünkü dönem artık kendi işini başkalarına gördürüyor. Bütün bölge, Karadeniz'den Orta Doğu'ya kadar tanımsız silahlı güçlerin oradan oraya gezip katliamlar bu dönemin ne yazık ki bunu söylemek zorundayız. Türkiye'de yaşayacağız. Yaşamaya adayız. Şimdi arkadaşlar o yüzden artık Haziran deneyimimiz var. Neyi nasıl yapabileceğimize dair daha fazla yapmamız gereken şey belli. AKP'nin zayıf noktalarının üzerine kararlılıkla gideceğiz. Toplumdaki direnç noktalarını kuvvetlendirici örgütlenme ve seslenme faaliyetlerine devam edeceğiz. AKP'nin elini güçlü hissettiği alanlarda yarattığı provokasyonları akıllılıkla sunacağız. Ama şu çok önemli. Bu sürecin böyle devam etmesini engellemek zorundayız. Engellemenin çeşitli yolları var. Yani AKP'nin bu İmam Hatip manevrasını yanıt veremedi. AKP'nin ilkokullarda türban meselesine sağlam yanıtlar verebiliriz. AKP'nin Suriyeli göçmen politikasına yanıt veremedi. İzleyemez maddeler. Geçen yıl 2012'de halbuki işler çok farklı. AKP'nin Suriye meselesine attığı her adım bir şekilde kamuoyunun gündemine gidiyor. Tartışılıyor. Şu anda bu konudaki görevi üstünlüğümüzü ne yazık ki bitirdik. Bunları bir kere tekrar kazanmamız tekrar odaklanmamız gerekiyor. Tekrar AKP'nin meşruiyetini sorgulayacak siyasi doğruyu hamleler yapmamız gerekiyor ki halkımız haklı olduğunu hissiz. Arkadaşlar, ideoloji ve ideolojik propaganda açısından kaybettiğimiz mevzileri yeniden kazanmak zorundayız. Bu halk başka türlü yeniden sokağa çıkıp kavga etmez. Kavga etmesi gerekiyor. Çünkü Haziran halkı haklı olduğundan sonuna kadar haklı olduğunu ve karşısındaki aktörün gerçekten de kavga edilmesi gereken bir siyasi figür olduğuna inanmıştı milyonlarca kişi. Bu inanç erozyona olur. Örneğin ne yazık IŞİD meselesi yüzünden Amerika Birleşik Devletleri ve belki onunla beraber operasyon yapacak olan Erdoğan'ın gerçek niyetlerini teşhir etmeye dönük bir isteksizlik var belki. Korkutuldu belki. IŞİD meselesi. Dolayısıyla şu anda bu iş bitsin de şu manyaklar daha fazla Türkiye'ye sokulmadan kim bu sesinden gelsin türü bir zihniyet yerleşiyor. Bu Haziran kitlesinin bir bölümünü de doğal olarak. Şimdi o yüzden propaganda dediğimiz şey
basit olarak insanları mücadeleye çağırmak aynı zamanda bu toplumun başımıza gelen felaketi hissetmesi, bu felaketin alt başlıklarının resmedilmesi, AKP'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapmak istediğinin sergilenmesi ve haksız oldukları kanaatini yerleştirmek. En önemli mesele bu. AKP başörtü hamlesiyle, İmam Hatip hamlesiyle pekiştirdiği bu bölgesel operasyonunda haksız çıkıyor. Bizim halkımız haklı olduğuna inandığında ve Erdoğan'ın haksız olduğunu kanaat getirdiğinde hemen sokağa başka bir çıkıyor. Bu seferki hesaplaşma çok daha sert olacak. Hiçbir şey iki kez yaşanmaz. Haziran bitti mi yarıştı? Yeni Haziranlar belki daha küçük ölçekte ama çok daha sert geçebilir. Ya da geçmek zorunda çünkü Erdoğan daha sert. Yani onlar da derslerini çıkardılar. Ve elleri karıncalarına Haziran'ın intikamını aldılar. Yani istiyorlar ki en uygun anda Haziran ruhunu öldürün. Haziran ruhu nasıl ölür? Sokakta izlenemez. Sokakta izleneceğiz diye sokaktan kaçamayız. Evet. Ama AKP'nin zayıf noktasında bulmak zorunda. Düşük olduğu noktada değil. Bunlar zor meseleler. Çünkü dediğim gibi uluslararası konjonktür bir anda AKP'nin lehine döndü. İki ay sonrasını bilemeyiz. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Sabırla ama zamanı iyi kullanmak. Hiçbir fırsatı kaçırmamak. Yani AKP'nin meşruiyetini yeniden daraltmak. İlk işimiz. Bu ajitasyonlu olmaz. Yani şu anda pencereleri alıp kapatıp, pencereleri çalıp, haydi sokağa halkımız dersiniz. Şu anda propagandadır. Belki bir ay sonra. Pencere de var. Çok hızlı gelmiş. Bak şu anda biz yapmamız gereken şey çok hızlı. Haziran direnişinin yaratıcısı AKP'nin meşruiyet kaybıdır. Derhal kolları sıyırıyor. Bu manyaklar sürüsünü çıplak aldı. Tersinden yaparsın. Dersek ki cesaret AKP saldırıyor direnin. Arkadaşlar bu halk çok uzun süreli bir sessizlikten sonra sokağa döküldüyse bunun nedenini bulmak zorundayız. Bunun nedeni çok açık. Bu altını hissetti. Ve Erdoğan'a dedi ki sen haksızsın. Haksız halinde benim üzerime çok duruyorsun. Gelemez. Haziran'ın özü bu. Şimdi tekrar üzerimize geliyorlar. Büyüklükler. Üstelik de arkasında biraz isim almış bir emperyalist ABD var. Zerfak işe başlamak. Nasıl yapabileceğimizi dediğim gibi birkaç hafta sonra, belki iki hafta sonra bir başka toplantıda bizim cepheyi konuşabiliriz. Bir de hazır şimdi yeni bir cephe girişimi var. Gireceğim. Bana bu doğrultuda fazla soru sormayacağınız. Ama dediğim gibi birkaç toplantı, birkaç hafta sonra bizim cepheyle, bizim tarafla ilgili neler yapılabileceğini ayrıntılı olarak konuşacağız. Ben orası başka bir arkadaşım söyleyeceğim. Ama önce ne olup bittiğini iyi kavramak. Çok tehlikeli bir dönemdeyiz arkadaşlar. O yüzden zayıf noktalarını iyi bilelim. O zayıf noktaların üzerine gidelim. Ve nasılsa Haziran vardı, var. Bu halk zaten kavga etmeyi öğrendi kolaycılığına. Kolaycılık bizi bitirir. Çünkü yalnız biz ders çıkamıyoruz. Herkes çıkamıyor. Arkadaşlar öldü dirildi bu adam. Yani bütün o telefon kayıtlarında en kötü ses Haziran direnişi sesi.
Karşılık taşıyacak mısınız? Bunu onlar da unutmuş. Ve gerçekten de asıran ruhunu öldürmek için ilk fırsatı değerlendirecekler. Umarım hata yapar. Umarım yanlış bir noktada bu halklar yanlış bir yerden saldırırlar ve çok ağır bir davranır. Bu mümkün. Ama biz de hazırlıklarımızı iyi yapalım. Zayıf noktalarını iyi bilelim. Son şunu söyleyeceğim. Belki bizim cepheyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ama arkadaşlar, bu anlatılan tabloda İslamcı Türkiye'deki nüfusa şirin gözükme perspektifi intihardır. Ölümdür. Bu yol kapalı. Ben sadece laisizm, aydınlanma üzerinden bir şey yapılır anlamında bir şey demiyorum. Ama mutlak kırmızı çizgiyi çekmemiz gerekiyor. Ve geri almamız gerekiyor. Böyle saçmalık mı? Türkiye toplumu eğer bu hamleleri içine sindirirse kavga edemez. Girmeyeceğim dedim ama gireceğim. Yeni cephe meselesinin iyi tarafı, Türkiye solunda başka kesimlerin de şu laisizmin aydınlanmacı direncin önemini fark etmektedir. Bu çok önemli bir iş. Hiç kimse geç de olsa bazı şeylerin ne kadar önemli olduğunu, efendim işte biz de işte inanan insanlara saygılıyız, her iki lafından biri, tamam laiklik iyidir ama inananlara saygılıyız diyerek mücadele edemiyorsunuz sen. Tabii ki inananlara saygılıyız. Ama ikide bir bunu söylemek zorunda değiliz. Onlar ikide bir bize saygı gösterdi. Yani Türkiye'de dişe diş bir biçimde hazır İslamcılıkla IŞİD, MŞİD bilmem ne türediyken yüklenmek zorunda. Hem de çok çok agresif bir şey. Ki laisizm bayrağı bir daha o bayrağı taşıyamayacaklar bize geçmesin. Biz temsil. Peki arkadaşlar, şimdi bir saat 10 dakikadır aramızsız konuşuyoruz. Bir şey soracağım, bu toplantılarda ara verme adeti var mı?